Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Yüreğimiz yanıyor. 3 şehidimiz var. Dün acı haberini verdiğimiz Pençekilit şehidi piyade uzman çavuş Kadir Dingil memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Gaziantep'te düşen Emniyet Genel Müdürlüğü helikopterinde ise 2 pilotumuz şehit oldu. Lütfen geriye doğru alalım. Güvenlik çerçevesi yapın bir. Acı haber Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden geldi. Gaziantep'e gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü helikopteri düştü. Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit oldu. Teknisyen polisi Emrah Yıldız ise yaralandı. Bayağı gürültülü bir sesti. Helikopter düştü dediler. İlk gittiğimizde zaten iki tane şehidimiz vardı. Bir tanesi yaralıydı. En son saat 22.49'da temas kuruldu helikopterle. Sonrasında düştüğü belirlendi. Şehit pilot emniyet amiri Cemil Gülen'in 24 Şubat'ta nişan töreni vardı. Ailesi alışveriş yaptı. Birkaç saat sonra evlatlarının şehadet haberini aldılar. Şehidin Ankara Keçiören'deki evine Türk bayrağı asıldı. Babası Mehmet Gülen anlattı evladının düğün hazırlığını. Dün akşam işte acı haberi aldık. Yıkıldık. Bunun telafisi yok. Ayın 24'ünde nişanımız vardı. Dün adresiyle gittik, alışverişini yaptık. Ayın 24'ünde oğlumu nişan yapacaktım. Ben yarın oğlumun düğününü yapacağım. Cenazesini defnedeceğim. Gitme yol kapalı, gitme. Yol kapalı aşağı. İki çocuk babası şehit sözleşmeli pilot Levent Öztürk ise emekli albaydı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının da pilotluğunu yapmıştı. İstanbul Maltepe'deki baba ocağına düştü acısı. Şehitler pazartesi günü vatan toprağına emanet edilecek. Yaralı teknisyen polis Emrah Yıldız'ın ise tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyi. Erdoğan hastanede ailesini ziyaret etti. Terörle mücadelenin sürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit bölgesinde de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu piyade uzman çavuş Kadir Dingil şehit olmuştu. 30 yaşındaki kahraman şehit Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Silah arkadaşları ise Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonda 5, Suriye'nin kuzeyinde ise 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bu akşam başlığımız anlamak zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı konuşmayı dinleyeceksiniz birazdan. Hatay'a deprem sonrası giden ve gitmeyen yardımlarla ilgili gerekçesini anlamak zor gelebilir. TOKİ mağdurlarının dertlerini anlamak zor gelmiş olacak ki İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a dün kabul görür bir öneri sunamadı ve bugün eylemdeydi mağdurlar. Anlamak zor dediğimiz pek çok sorun var ülkede. Sizler de onları yazabilirsiniz. Evet, 6 Şubat depreminin en büyük yıkımlarından birinin yaşandığı büyük şehri CHP'li bir ismin yönettiği Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez diye konuştu. Yerel seçim arifesinde kurduğu bu cümleler siyasette fırtına kopardı. Erdoğan'ın cümleleri için muhalefet itiraf, tehdit, şantaj, gözdağı dedi. Bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak. Şu anda Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı. Vicdan sahibi, kimsenin bırakın söylemi duymaya tahammül edemeyeceği laflar. Hatay'a bir kente şantaj yapıyor. Ben Hatay'ı masum bıraktım, hizmetsiz bıraktım. Seçmezseniz yine getirmem diyor. Bu bir itiraf, bu bir tehdit, bu bir şantaj. Bu aynı zamanda bir gözdağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel yönetimle merkezi yönetim bir olmalı dedi. Gerekçesini Hatay üzerinden örnekledi. O sözler muhalefeti ayaklandırdı. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef deprem olayından sonra bade harabul basra oldu. Nerede belediye başkanı? Yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez yani. İnsanları soğukla, karla, hastalıkla terbiye etmeye çalışıyor. Olmaz olsun senden gelecek hizmet. Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın. Kalbi malbi yok. Depremin vurduğu, yerle bir ettiği, insanların hala acı çektiği, travmatize olduğu coğrafyaya gitti.
ve dedi ki bize oy verirseniz hizmet var, oy vermezseniz yok. Şantajla, tehditle onlardan oy istedi. Geçmişin itirafı, geleceğe tehdit diye ses yükseltti muhalefet. Bu bir aynı zamanda tehdit. Eğer siz diyor vatandaşa bizim partimizi seçmezseniz şehrinize para göndermeyeceğiz. Belediye başkanlarını perişan edeceğiz. Hakkı olanı vermeyeceğiz diyor. 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı yerdi Hatay. Aradan geçen bir yılda verilen sözler neden tutulmadı? Muhalefet yanıt beklerken Erdoğan'ın polemik yaratan sözleri Hatay'da aday tanıtım toplantısında duyuldu. Şehrin topyekün kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şantajına asla boyun eğmeyeceğiz. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu kastederek muhalefet belediyelerinin hizmet yapmamız engelleniyor sözlerine karşı safsata demişti Erdoğan. Muhalefet Hatay'daki sözlerini engellemenin itirafı olarak yorumladı. Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yapmalarına. Bunların tamamı safsatadan, sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. İşte Allah'ın şaşırtması itiraf buna deniyor. Erdoğan belediyeleri AK Parti'ye vermezseniz hizmet gitmez diyor. Vicdansız olduğunu, merhametsiz olduğunu bir kere daha gösterdik. Birkaç gün arayla iki farklı açıklama Erdoğan'dan. Depremin birinci yılında Hatay'daki sözlerinin yankısı kolay dineceğe benzemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması beni sadece üzdü. O Hatay iki gün sonra depremin birinci yılında hala verdikleri yaşam mücadelesinin içinde hem kaybettiği canlarıyla hem hala bulunamayan o kayıplarıyla büyük acıyı yeniden yaşayacaklar. Bizler de onlarla birlikte yaşayacağız. O gün 6 Şubat günü ve sonrasındaki haftalarda tüm Türkiye seferber oldu. Bir yandan yardıma koştu, kendinden kıstı bölgeye yardım gönderdi. Bir yanda gözyaşlarımız sel oldu, aktı. İşte Cumhurbaşkanı dinleyince o günlere gittim. Bir kez daha dinledim Erdoğan'ı. Dedi ki merkezi ve yerel yönetimi el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gitmez. Hatay'a geldi mi? Gelmedi diyor yani. Evet, gitmedi. İçime benim inanın bir ok saplandı. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir kere daha aynı cümleleri dinledim. Cumhurbaşkanı geldi mi Hatay'a diye soruyordu. Oradaki kalabalık da çılgınlar gibi alkışlıyordu, fark ettiniz sanıyorum. O alkış ne içindi? Ne içindi? Ben dediğim gibi derin bir hüzne boğuldum. Başka söyleyecek bir ifade, anlatacak bir şey bulamıyorum bu konuyla ilgili. Seçim yaklaştıkça meydanlar ısınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep, MHP lideri Bahçeli Manisa'daydı. Hedefinde ise CHP lideri Özgür Özel vardı. Bahçeli son dönemde ortaya çıkan bazı olayları ve tartışmaları ise Türkiye'ye yönelik komplonun parçası olarak yorumladı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunurken protesto gösterileri demokratik bir hak olarak görülemez. Böyle gösterilemez. Herkesi bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz. Özgür Bey sokağa adres gösteriyor, ateşle oynuyor, sözde darbe girişimine karşı mücadeleden bahsediyor. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, muhalefetin anayasaya darbe protestosu hafta içi meclisi, hafta sonu meydanları ısıttı. Bahçeli Özgür Özel'in memleketi Manisa'dan yüklendi, Erdoğan dağılan Millet İttifakı üzerinden hedef aldı. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten söz ediyorlardı. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyor. Birileri başka şeyler konuşalım istiyor. Bize hedef gösteriyor. Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız. Daha düne kadar 13. Cumhurbaşkanımız diye pamuklara sardıkları adayı bugün Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına hapsettiler. Erdoğan yeni günde Gaziantep'teydi, açılışlar yaptı. Islahiye'de deprem konutları dağıtım törenine katıldı. MHP lideri Bahçeli ise Türkiye'nin darboğaza sürüklenmesi, asayiş ve toplum düzeninin sakatlanması için sistemli şiddetli operasyonlar yapılıyor dedi. Uzun bir liste saydı. Bir mizah programında rol alan soytarıların gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, 100 yıl önce Cumhuriyet'in ilanına
küstahça atılan darbe iftirası. Astronot Alpar Gezer Avcı kardeşimizin uzaya gittiği, Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu dönemde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de manidar bir komplo emaresi taşımaktadır. Benim anlamadığım sadece işte şimdi dinlediğiniz yer Bahçeli'nin açıklamasında. Alper Gezer Avcı kardeşimizin uzaya gittiği dönemde Dilber karakterinin servis edilmesi diyor ki örtülemez çelişki. Aynı zamanda zamanlama itibariyle manidar bir komplodur. Böyle bir emare taşımaktadır diyor. Gerçekten anlamak zor. Ben de anlamadığım için soruyor ne demek istemektedir Devlet Bahçeli. Efendim yeniden Refah Partisi'nden sonra DEM Partisi de kararını verdi. İstanbul'da DEM Partisi de aday çıkaracağını açıkladı. Aday kim olacak? 9 Şubat'a kadar netlik kazanacak. DEM'in ve yeniden Refah Partisi'nin ittifaklarda yer almasıyla İstanbul yarışında şimdilik 7 aday oldu. Kapıyı kapattık. Yolunuz açık olsun dedik. Artık herkes çıkacak, kendi adaylarıyla seçim kampanyasını yapacak. Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. Sandığa 2 aydan az kaldı. Merakla beklenen İstanbul yarışının 6 isim arasında geçeceği son olarak yeniden Refah Partisi ve DEM'in de ayrı aday çıkaracağız açıklamalarıyla netleşti. DEM'in ve yeniden Refah'ın adayları bekleniyor. Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. AK Parti ile ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeniden Refah Partimizin kendi adaylarını göstermesi yönünde karar almış bulunuyoruz. Buyursun çıksın ortaya. Şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de tasvip etmiyoruz. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan yerel seçimde işbirliği yok dedi. Noktayı koydu. Şimdi gözler 10 Şubat'a çevrildi. Yeni merak konusu yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının kim olacağında. Ayın 10'unda genel başkanımız aday tanıtım programında İstanbul, Ankara, İzmir adaylarımızı ilan edilecek. AK Parti ile olan görüşmelerde yeniden Refah Partisi'ne sadece belediye meclis üyeliği teklif edildi. İstanbul ve Ankara'da birer ilçe belediyesi verilmesinde anlaşmaya varılamadı. Yeniden Refah son kararını iddialı cümlelerle verdi. Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ise bu başta Sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey ve bizim seçmenimizin, bizim teşkilatımızın verdiği destek İstanbul'da bizim oy oranımızı 6 ile 6,5 arası gidip gelen bir gösterilirken 3 alıyorsak 6,5 gösterilirken de 20'ye kadar çıkma potansiyelimiz var. DEM Parti de İstanbul için DEM zamanı dedi. Aday çıkartacağını ilan etti. Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı masada en kuvvetli seçenek. İstanbul için şimdi DEM zamanı 9 Şubat'a kadar İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri, adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız. Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin İstanbul adayları sonrası İmamoğlu'nun karşısındaki aday sayısı 6'ya çıkacak. Ama gözler aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edileceği son gün olan 20 Şubat'a kadar alınan kararlardan vazgeçilip geçilmeyeceğinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki tepki çeken sözleri üzerine Ekrem İmamoğlu da bir video paylaştı ve ayrım yapmadan hizmet sözü verdi. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un mesajı da benzerdi. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Bizim işimiz 16 milyonu kapsıyor. Bizim işimizde kazanan kaybeden yok. Bizim işimizde 16 milyon kazanan var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki çeken sözlerinin hemen ardından paylaştığı bu videoyu Ekrem İmamoğlu, bizim işimizde kazanan kaybeden ayrımı yok, tüm İstanbul'a hizmet var dedi. Bizim işimiz sadece bir siyasi aklı değil, bir dayanışmacı aklı, bir kent uzlaşısı aklını temsil ediyor. Bizim işimiz 16 milyonu kapsıyor. Sadece Cumhur İttifakı'na gönül vermiş kardeşlerimizi değil, İstanbul'a sevdalı herkesi durmak bilmeyen gayretimizle muhteşem
eserlerimizle gururlandıracağız. Erdoğan'ın aksine AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum da İmamoğlu ile benzer mesaj verdi. 31 Mart seçimine 2 aydan kısa süre kala Çekmeköy'de Hamsi Festivali'ndeydi Kurum. Balık ekmek dağıttı. Buraya gelirken de onlarca arkadaşım dedi ki ya biz buradaki trafikten artık bıktık, usandık. İllallah et. İlk iş 1 Nisan'da CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıtepe, Güngören, Aydınlar, Taşdeler, yeni doğan metro hattını süratle başlayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere sağladığı 7500 liralık bursu da arttırmayı vaat etti Murat Kurum. 1 Nisan'dan itibaren İBB olarak gençlerimizin burs miktarını 10 bin liraya çıkarıyoruz. Dilek Hanım demiş ki Erdoğan bildiğimiz gibi asıl alkışlayanları anlamak zor. Mustafa Bey, madem hizmet almak için belediyelerin AK Partili olması lazım, neden o kadar masraf edip belediye seçimleri yapıyoruz? Seçime gerek yok, anlamak zor demiş. Sadece o değil, her vatandaş siyasi tercih ne olursa olsun vergisini ödüyor o hizmetleri alabilmek için. Biz haberle devam edelim. Efendim, TOKİ'nin dar gelirlilere sosyal konut projesinde taksitler 20 katına çıkarıldı. Mağdurlar her fırsat hatta ses yükseltirken sonunda AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'la bir araya geldiler. Ancak Kurum mağdurları ikna edemedi. Hemen ertesi gün yine eylemdeydiler. Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede? Bak ben buraya sabah köründen beri sokakta geziyorum. Gecenin bu saatinde geldim. İnsana güzelce kimse kimseyi renk görüyoruz. Kesinlikle anlaşamayız. Aklımızı helal etmiyoruz. Bize %25 indirim yapacak. Sonradan arkasından diyecek ki hadi kardeşim ben istediğim zammı yaparım sana. Memura ne verdiyse bize de o gelecek. Yani aradaki farkı siz koşturun. Yani biz koşamıyor, yetişemiyoruz. Sabit taksit hakkımız söke söke alınır. İlk şartlarda vatandaşımıza nasıl projemizi sunduysak o çerçevede süreci TOKİ Başkanlığımız yürütecek. TOKİ mağdurları o mağduriyetin mimarlarından Murat Kurum'la bir araya geldi. Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı iken TOKİ'de sabit taksit sözü vermişti. Taksitler 20 katına çıktı. Bu kez AK Parti'nin İstanbul adayı olarak TOKİ'de sorumluluğu kalmamasına rağmen mağdurlara %25 indirim sözü verdi. Sabit taksit sözünü alamayan mağdurlar ikna olmadı, yine eylemdeydi. Bankalar bize finansal veremiyormuş. Bir devletin kurumu diğer aynı şekilde başka bir kuruma nasıl finansal veremiyor? Biz sadaka değil, sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözü yerine getirmesini istiyoruz. Aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle şartları da ilk günkü şartlarla TOKİ internet sitesinde duyurduk. Her sözümüzü tuttuğumuz gibi tutmaya devam edeceğiz. Ben şu an bakanlık vazifesi yürütmüyorum. Ama elimden gelen her şeyi yapacağımı, yapmaya çalışacağımı da burada ifade etmek istiyorum. Bakanlığı boyunca özellikle de geçen seçim öncesi net konuşan Murat Kurum bu kez temkinliydi. 2019'da 1,5 yılda biteceğinin sözü verilmişti dar gelirliye konut projesinin. Bitmediği gibi Murat Kurum yükselen taksitler için sorumluluğu bankalara yükledi. Bu modelin finansal altyapısını tamamladık. 2019'da biz cebimizdeki parayı bilerekten, önümüze sunulan şartları görerekten bu kurallara tabi olduk ve oradaki şartlarımızı geri istiyoruz. 2019'da 2000 lira alan asgari ücretli gelirinin yarısı kadar taksidi 240 ay sabit ödeyerek ev sahibi olabiliyordu. Amaç buydu. Şimdi asgari ücret 17 bin lira, taksitler ise bunun üstünde. Artık asgari ücretlere bir kere zam gelecek. Bizim ödemelerimiz iki kere olacak. Bir altı ay sonra 25 bin lira ben nasıl veririm? Memur değiliz, hakkımızı isteriz. Bu saatten sonra sen bize askeri ücrete 40 bin lira verdin mi de bizden 21 lira taksit istiyorsun? Nasıl ödeyeceğiz biz? Akıl mantık işi mi bu ya? Bu hesabı bir yaşındaki çocuğa sorsan kabul etmez. Diyanet bize caiz değil, almayın diyor. Siz diyorsunuz ki biz bunu sabit taksiti veremiyoruz diyorsunuz. Bir sefer biz burada günaha girmiş oluyoruz. Ekonomist olan Cumhurbaşkanımız kendi TL'sine güvenmiyor mu, bu sabit taksiti öngörmüyor? Bir davetiye verilmedi. Kendileri
ayarladıkları insanlarla beraber. Dar gelirli mağdur kurumsa bir grup hak sahibiyle görüntü verdikten sonra anlaştık dedi. Sabit taksit sorusuna ise yine net yanıt vermedi. Yapılabilecek bir iyileştirme var mı? İhtiyaçlarını giderecek bir çalışma var mı? Bu anlayışı ortaya koyduk. Mutlu bir şekilde ayrıldık. Ankara'da Mansur Yavaş ve Turgut Altınok yarışı gün geçtikçe kızışıyor. Emeklere verdiği 1.000 lira var bakınız. 5.000 lira vereceğiz. 5.000. Ankara'dan aldığımızı Ankara'ya verdik. Şimdi şöyle söylüyorlar. Cebinden mi dağıtıyor? Vatandaşın parasını vatandaşa dağıtıyor. Evet, gerçekten de öyle. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'da ev kadınlarıyla bir araya geldi. Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ise Keçiören'de seçim bürosu açılışındaydı. İki rakip adayın sosyal yardım üzerinden polemiği 10 bin lira alan emekliye destek üzerinden devam etti. Turgut Altınok proje vaadi yok eleştirisini tekrarladı Keçiören'den. Benim Ankara'ya projem yok diyor. Benim Ankara'ya eserim yok. Yapmayacağım diyor. Vatandaşın parasını alıp proje yapıyorum diye çöp projelere para ayırmak yerine Ankara halkının tamamını mağdur etmemek için onlarla paylaşıyoruz. Kırsal kalkınma destekleri verdik. Ankara halkı için üretmelerini sağladık. Altınok'un seçim vaatleri arasında yalnızca dar gelirli emeklilere aylık ödeme vaadi yok. Çiftçilere 50 litre mazot desteği ve 5000 tona kadar tohum desteği de var. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise 5 yıldır 50 binden fazla üreticiye zaten tohum, sıvı gübre ve mazot desteği veriyor. Üretici için belediyeden ödenen miktar 865 milyon liradan fazla. Yardımlar göreve geldiğinde bütçenin 8'i iken 4'üne düşmüş bakınız, %4'e. Bu konularda Türkiye'de üstümüzde kimse yok. 30 büyükşehir arasında bu destek miktarlarımız bütçenin %12'sine yaklaşıyor. Seçime 2 aydan az süre kaldı. Turgut Altınok tarihleri karıştırmış olacak ki 7 ay sonrasına Ankaralılara randevu verdi. 31 Ekim akşamı Ankara'mıza güneş doğacak. Doğacak mı güneş? Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan dönemi neden sona erdi? Kulisler hala bu sorunun cevabını ararken Hafize Gaye Erkan görevinden alındığı için 2 yıl boyunca maaşını almaya devam edecek mi tartışması da başladı. Muhalefet Merkez Bankası Başkanlık koltuğunu rodeoya benzetirken Erdoğan'ı suçluyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'la Mehmet Şimşek'ten koltuk değişimi sonrası ilk açıklamalar da geldi. Maalesef ekonominin kontrolünü elden kaçırdılar. Merkez Bankası başkanlarının biri geliyor, biri gidiyor. Enflasyon hedefimize uyumlu seviyelere gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Merkez Bankası başkanlık koltuğu sanırsın rodeo. Üzerinde daha uzun süre kalabilen yarışmayı kazanıyor. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Yeni hafta başlamadan, piyasalar açılmadan hem Merkez Bankası'nın yeni başkanı hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ekonomi programına devam mesajları peş peşe geldi. Muhalefet ise Merkez Bankası başkanlık koltuğundaki değişimlerin peşini bırakmıyor. Koltuğunda sadece 7 ay 23 gün oturan Hafize Gaye Erkan görevden alındığı için maaşını 2 yıl boyunca almaya devam edecek mi? Sorulardan biri de bu. Sadece Merkez Bankası Başkanı değil, tüm kamu görevlilerinin görevden alındıktan sonra 375 sayılı KYK'nın ek 35. maddesine göre 2 yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün. Merkez Bankası eski başkanlarından Durmuş Yılmaz, 5 yılda değişen 5. başkandan sonra görevden alınan Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal için meclis tutanaklarına geçirdiği soruyu Hafize Gaye Erkan için de sordu. Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Gaye Hanım görevinden kendince istifa etti. Recep Tayyip Erdoğan'a sorarsan da görevinden alındı. 5 yılda 5. başkan. Hafize Gaye Erkan'ın gidişinde pahalılık ve İstanbul'daki ev kiraları eleştirisi mi etkili oldu? Yoksa babasının Merkez Bankası'ndaki personele baskı ve mobbing iddiaları mı? Mehmet Şimşek'le iplerin kopmasına neden olan yönetim anlayışı mı? Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Şahap gider, Hafize gelir. Hafize gider, Fatih gelir. Ama bilin ki bu memlekette ne kötüye gidiyorsa sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan. En son oturan 7,5 ay
kalabildi. Şimdi yeni bir atama yapıldı. Bahisler açıldı. Bakalım o ne kadar kalabilecek? Muhalefetin Amerikan rodeosuna benzettiği Merkez Bankası Başkanlığı koltuğundaki değişikliklerin son halkasında gazeteci Nuray Başaran'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece krizin büyümemesi ve tatlıya bağlanması yönünde devreye girdiği, son kararı ise Mehmet Şimşek'e bıraktığı konuşuluyor. Merkez Bankası Başkanı değiştirmekte olmuyor, asıl bir kişi değiştirmek lazım. Ekonomist falan diyor ama bilmiyor, anlamıyor. Enflasyon patladı gitti memlekette. Yani. Tartışmalar arasında yeni başkan Karahan 8 Şubat Perşembe günü 2024 yılının ilk enflasyon raporunu açıklamak üzere kameraların karşısına geçecek. Evet, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek bir maddesine göre 2 yıl boyunca ücretlerini almaları mümkün diyor Durmuş Yılmaz. Bu kamudaki üst düzey yöneticiler için. Profesör Doktor Duran Bülbül'den öğrendiğimi dün aktarmıştım ben de. O değil, sadece üstüne bir de yüksek tazminatlar alıyorlar demişti hepsi için Duran Hoca. Bu üst düzey çalışanların o paralara ihtiyacı yokken, öte yandan millet adeta açlıktan kıvrılırken bu uygulama reva değildi elbette. Ve deprem diyeceğiz şimdi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne 2 gün kala o büyük acının yeni görüntüleri çıktı ortaya. Kahramanmaraş'a Ebrar sitesinin yıkıldığı an ilk kez paylaşıldı. Bugün 1400 kişiye mezar olan sitenin enkazındaydı Fox Haber ekibi. ...6 Şubat 2023 saat 4.17... Kahramanmaraş'ta 1400 kişiye mezar olan Ebrar sitesinin yıkıldığı an, büyük acının görüntüsü ilk kez ortaya çıktı. Site saniyeler içinde yerle bir oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne 2 gün kala yeni görüntüler çıktı ortaya. 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından başta Ebrar sitesi 11 ilde on binlerce bina yerle bir oldu. 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kentsel dönüşüme girmesi gerekirken dönüşüm kapsamına alınmayan Kahramanmaraş depreminde acı görüntülerle akıllara kazınan Ebrar sitesinin bulunduğu alandayız. 1400 kişiye mezar olduktan sonra 22 bloklu sitenin tamamı yıkıldı. Bu sitede bizim iş yerimiz vardı. Kuzenlerim oturuyordu. Onlar vefat etti. Şu anda hala acımız derin, taze. Yıl dönümü geldi. Görüyorsunuz her taraf enkaz. Hala enkazları kaldırmadılar. Artık dayanacak gücümüz de kalmadı yani. Bir yıl olmasına rağmen tekrardan insanlar şu anda çadırda yaşıyor, konteynerde yaşıyor. Depremin üzerinden bir yıl geçmişken Ebrar sitesinde yıkıntıların arasında bir defter çıktı karşımıza. Bir mobilyacıya ait olduğunu düşündüğümüz borç defteri. Rakamlar alt alta sıralanmış. Peki yarım kalan hayatlara can borcu olanlar ne yapacak? Bütün suçlular, bütün sorumlular gereken cezayı alacak mı? Acılar taze, tarifi yok. Bir yıldır yakınlarını kaybedenler adalet arıyor. Depremzedeler hala barınma sorunu yaşıyor. Enkazlar bile kaldırılamadı ama acının izleri gözükmesin diye tahta perde çekilmeye başlandı Ebrar sitesinin çevresine. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan oradan geçecek diye. Seçim de yaklaştı tekrar. Yine bağıra bağıra, çağıra çağıra oy toplamaya gelecek arkadaşlar. Görüyorsunuz bu çevreyi 2 günde kapattılar. Neden kapattılar? Sayın Cumhurbaşkanımız geliyormuş salı günü. Ondan dolayı kapattılar. Buralar böyle açıktı, komple. Şu anda sadece düşündükleri belediyelik seçimi. Başka bir şey yok. İnsanımız yaşamış, ölmüş, kimsenin umurunda değil. Atama bekleyen öğretmenler Ankara'da bir araya gelip seslerini duyurmaya çalıştı. Kadro kısıtlamasına ya da mülakata takılan öğretmenler 2023 seçimlerinden hemen önce 45 bin öğretmen atandığını hatırlattı. Onların umudu da 31 Mart'tan önce atanabilmek. Meydanda son kez diyoruz ki artık yeter. Neredeyse diğer sınav gelecek. Aylardır atama bekliyoruz. Yani biz seçim malzemesi olmak istemiyoruz. Atama bekleyen öğretmenler Ankara'dan seslerini duyurmaya çalıştılar. Kimi branşlarındaki kadro kısıtlamasına, kimi mülakata takıldı. Türkiye genelinde atanmayı bekleyen öğretmenlerin sayısı 572 bin. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin atama müjdesi bekliyor öğretmenler. Merve Pamuk,
O öğretmenlerden sadece biri. Okul öncesi öğretmenliğinde 50. oldum Türkiye'de. Atanamayacak olanlar Mayıs'ta sınava başvuru yapacaklar ama hani mülakat korkusu, eleneceğiz, hakkımız yenecek diye. Uyuyamıyoruz. Psikiyatriye gittim, cildiye gittim. O kadar çok farklı hastalıklarım çıktı ki bu dönemde. Sırf bu stresten. Ya hüsrana uğrarsanız atama konusunda? Ya ondan çok korkuyorum. Hani şimdi bile gözlerim doluyor. Hakkım yenir diye. Türkiye'nin dört bir yanından gelen atama bekleyen öğretmenler atanma. 100 bin atama müjdesi bekliyor ancak o müjdeli haberin de mülakatsız olarak gelmesini istiyorlar. Çünkü mülakat tedirginliği atama korkusunda peşi sıra getiriyor. Gözü yaşlı iktidara sesleniyor. Söylenecek bir şey kalmadı, bekliyoruz yani. Yıllarına mı yani ODTÜ gibi bir yerden mezun oldum. 5 sene okudum ama hani bilmiyorum. Bu kadar kolaymış demek ki hak yenmesi burada. Korkuyoruz, bekliyoruz. Önlüğümüz evlerimizde çürüyor. Artık atasınlar ya. Gerçekten çok yorulduk. Ailelerimiz çok yoruldu. Herkes çok yoruldu. Çok fazla emek verdik. Senelerdir bugünü bekliyoruz. Artık okullarımızda olmak istiyoruz. Öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz. Tek derdimiz bu. Hepsinin derdi ortak. KPSS'den aldıkları puanlara rağmen mülakatta haksızlığa uğrama endişesi bir tarafta, bölümleri için yeterli kontenjan açılmazsa kaygısı diğer tarafta. Mayıs ayında 2023 seçimlerinden hemen önce 45 bin öğretmenin ataması yapılmıştı. Seçim vaatlerinde mülakatların kaldırılacağını da duyurmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ama mülakatta devam kararını açıkladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Öğretmen adayları tepkili. Mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik. Mülakat adaletin katilidir. Ondan dolayı da mülakatta hayır diyoruz. Fizik öğretmeniyim. 7 kez 0 atama aldık. Ben 40 yaşındayım. Yeterli puanları aldığımız halde kontenjan yüzünden bu sıkıntıları yaşıyoruz. Görevimizi yapmak istiyoruz. Devletimize çalışmak istiyoruz. Anneler evlatları mesleklerine bir an önce adil bir şekilde başlasın diye eylemin en önünde yer aldı. Öğretmenler ellerinde önlükleri, gözlerinde yaşlarla 31 Mart'tan önce hükümetten atama müjdesi bekliyorlar. Yarı yıl tatili sona eriyor. Yarın öğrenciler okullardaki yerini alacak. Bir gün öncesinde de veliler beslenme çantası hazırlığındaydı. Fiyatlar iki haftada bile yükseldi. Kolay değil valla. Her şey ateş pahası olmuş. İlk gün bir tane simit alırım, bir tane süt koyarım. Başka da bir şey koyamam. Süt ürünleri pahalı, sebze, meyve pahalı. Saniyelik yani durmuyor ki yerinde, günlük durmuyor sütler. Mesela 25 lira alıyorsun, sabah gidiyorsun 30 ya da 35, 40. Sütler, süt ürünü, meyve, sebze yemiyor. Peynir mesela ulaşmakta güçlük çekiyoruz, peynir. Pahalı. 150'den 250'ye çıktı, 200-250'ye çıktı, 200 olan 300'e çıktı. Yani o şekilde son 15 günde çok şey değişti. Yarı yıl tatilinin son gününde veliler çocuklarının beslenme çantasını doldurmak için marketin yolunu tuttu. 2 hafta önceki fiyatları bulamadılar. Haftalık 2 çocuğa en az 300-400 milyon gidiyor yani. Sadece bir çocuğa. Böyle şey, bir toplu alışveriş yapamıyoruz işte. Her gün az az bir şeyler almaya çalışıyoruz. Süttür, yumurtadır. Et mesela en önemlisi ama yok. Artık ekmek arasında peynir mi koyacağız, domates mi koyacağız, artık Allah ne verdiyse. Öyle artık idare etmeye çalışıyoruz. Eşim tek çalışıyor. 3 tane bir süt koysam neredeyse 30 milyon ediyor. Sadece süt. 200 mililitrelik küçük süt markasına göre değişiyor ama en ucuzu 9 lira. En ucuz 1 litrelik kutu sütse 26 lira. Fiyatı marketlerde 40 liraya kadar çıkıyor. Özellikle süt ürünleri, peynir, tereyağı. Son birkaç haftada özellikle bunlar çok fazla arttı. Çocuğa okula mesela küçük bir paket süt alıp yanına koyuyoruz. Az önce aldım. 12 lira mı 13 lira mı ne? Sadece bu. Yarı yıl tatili bitiyor. Artan gıda fiyatları nedeniyle veliler alışveriş yapmakta ve beslenme çantası hazırlamakta zorlanıyor. 15 gün içerisinde fiyatı artan ürünlerden biri de süt. Marketlerde bir kutu sütün fiyatı 26 lira. Etiket değişim tarihi ise 27 Ocak. 15 gün önce 20-22 arasındaydı. Şimdi 26-28 arasında yani. Annesi poğaça alıyor. Bir tane poğaçayla gidiyor öğleye kadar, geliyor. Öğlen geldiğinde evde yemeğini yiyor. Aileler çocuklarının beslenme çantasına sadece bir simit ya da poğaça bile koyarken zorlanıyor. Beslenme sıkıntımız var yani. Hepsine aynı anda bir yanda yetişemiyoruz bazen. Eksikleri oluyor. Sütüdür, yumurtasıdır. Bir poğaça olmuş 12 milyon yani. Artık bir poğaça bile alamıyoruz yani. SSK ve Bağkur emeklisine ek zam salı gününden itibaren yatırılmaya başlanacak. Ancak marketlerde olduğu gibi pazarda da fiyatlar yerinde durmuyor. Emeklinin ek zammı şimdiden eriyor.
emekliye ek zam var, geliyor haftaya. Ne güzel, ne güzel. Belki bir öğün yemek yeriz dışarıda. Ek zam geliyor, hafta içi yatacak. Ay, sağ olsunlar. O zaman almayalım da birazcık ortalık daha ucuz olsa çok daha iyi olur. Bozdurup bozdurup harcayacağız. Bozdurup bozdurup harcayacağız. Nasıl harcayacaksın? Nereye harcayacaksın? SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam 6-7 Şubat'ta yatacak. Ama bu süreçte fiyatlar yerinde durmadı. Ek zam daha emeklinin eline geçmeden eridi. 50 liraya aldığımız şeyi şimdi 150 liraya alıyoruz. Maaşa zam gelmeseydi de fiyatlar durduğu yerde dursaydı. Maaşa biraz zam geldi ama her şeye zam geliyor. Pahalılık üstte. Emekli ek zamlı maaşını ayın 6'sında alacak ama ihtiyaçları durmuyor. Bugünden pazara çıktı ve zamlı sebze meyve fiyatlarıyla karşılaştı. İki çeşit sebzeye 130 lira ödedi. Bu 130 lira. Biber, dolmalık biber ve kabak. Maaşıyla artık sebze fiyatlarına bile yetişemiyor emekli. Tepkiler üzerine %37,57'den %49,25'e yükseltildi zam oranı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkarıldı. Meclisten geçmesi, sonra da Erdoğan'ın imza atması beklendi. Günler geçerken fiyatlar da zamlandı. Ispanak 30 lira, pırasa 30 lira, avuç 30 lira, oradan geç brokoli 70 lira, domates 50 lira, salatalık 50 lira, mantar 100 lira, sivri biber 100 lira. Kırmızı biber 50 lira, köy biberi 70 lira, patates soğan 20 lira, 25 lira arası değişiyor. Hiç olmazsa bir askeri ücreti verin yani vatandaşa. Kendilerine geldi mi var, bize geldi mi yok emekliye. Ben 2000'de emekli oldum, maaşım 10 bin lira. Bu kanun mu bu? Ek zam ne kadar zam gelir? 500 lira, 1000 lira. Ne aldınız? Peynir aldım 150 lira. Yarım kilo yok. Patates 3 kilo 70 lira. Vallahi hiçbir şeyin yanına sokulmaz. Kendilerine gelince kepçeyle, emekliye gelince çay kaşığıyla. 3 kilo soğan 70 liraya, yine 3 kilo patates 100 liraya kadar çıkıyor. Bir demet kara lahana 20 lira. Bir tane lahana aldım. Ne kadar? 20 lira. 20 lira. Yani eskiden kilosu 5 lira olan bir şey, şu an bir tanesi bir demeti 20 lira. Eski emekliyiz biz. 30 sene çalışıp emekli olduk. Ödediğimiz primlerin karşılığı bu olmaması lazım. Acı bir şey. Yani hayat pahalılığı 10 katına çıktıktan sonra, hatta bazı şeylerde 100 katına çıktıktan sonra bunun TÜİK'in açıkladığı rakamlarla uydur kaydır işlerle bir ücret belirlemesi ayıp bir şey yani. Yüksek enflasyona ne zam ne de ek zam dayanıyor. Emeklinin umudu bayram ikramiyesine kaldı. Bayrama kadar da fiyatların artmamasını diliyorlar. Zam gelmesin, bu hayat şartlarını durdursunlar. Zamı istemiyoruz. Zamı veriyorlar, 5 kuruş veriyorlar, 10 kuruş alıyorlar. Aracında cinayete kurban giden taksicinin ailesini ziyaret etti CHP lideri Özgür Özel. Mecliste araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de taksici cinayetine tepki gösterdi. Sen öyle o maskeyi takarsan kimse durmaz abi. Seni bu soğukta bırakır mıyım kardeşim, hiç olur mu diyen birine, parayı baştan istemeyen birine ve o kadar iyi bir insana karşı bu vahşice, zalimce cinayet hepimizi kahretti. Abi sen niye alacaksın? İnsan bizim bu havada sokaktan bırakılır. Baksana dışarısı buz kesiyor. 221 lira dış. Soğukta beklemesin diye aracını aldığı cani sırtından vurdu taksi şoförü Oğuz Erge'yi. İki çocuğu babasız kaldı. CHP lideri Özgür Özel acılı aileyi İzmir'de ziyaret etti. Taksici cinayetlerini meclise taşıyacaklarını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli de kan donduran cinayete tepki gösterdi. İlk akla gelen bir güvenlik kabin konusu var ama nasıl uygulanabilir, nasıl yapılabilir hepsi konuşulacak. Taksi şoförümüzü katleden alçaklığın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkartılması, hayat boyunca rezil rüsva şekilde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir. 221 lira. Ya bazı insanlara güvenmeyeceksin. İzmir Buca'da yüzünde maskeyle taksiye binen saldırgan para ödeyeceği anda silahına sarıldı, taksiciyi sırtına 3 el ateş ederek öldürdü. Sonra da bazı insanlara güvenmeyeceksin dedi. Taksici Oğuz Ergen'in cep telefonunu çalıp kaçtı. Hatta kızını arayıp ambulans çağır dedi. Tutuklanan 19 yaşındaki Delil Aysal cezaevine gönderildi. Tepkilerse dinmedi. Biraz önce ailesine de, abisine de söyledim, duraktaki arkadaşlarına da söyledim. Oğuz kardeşimizin kaybı ailesi için büyük bir acı. Bundan sonra taksiciler açısından
sürekli hayatları tehlikede, sürekli kayıplar veriyor. Tedbirler noktasında biz bu konuyu bu hafta mecliste gündeme getireceğiz. Oğuz Ergen'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken taksici ölümlerinin ve bireysel silahlanmanın engellenmesi için araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi CHP lideri Özgür Özel. Bu hafta mecliste ilk adım atılacak. İzmir'deki saldırı sonu olmadı. Özellikle İstanbul'da silahlı saldırıların arkası kesilmiyor. Trafikte havaya ateş açan motosikletli yakalandı. Tekel bayisi basıp dükkan sahibini yaralayan şehir eşkıyası ise aranıyor. Umut Vakfı'nın raporuna göre Türkiye'deki yaklaşık 35 milyon silahın 30 milyonu ruhsatsız. Motosikletle seyir halindeyken evlere, etrafa ateş açtı, araçlara silah doğrulttu. O anları da sosyal medya hesabından 8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum sözleriyle paylaştı. İstanbul Zeytinburnu'nda dehşet saçan 19 yaşındaki S.A. yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, Türkiye'deki 34-35 milyon silahın 30 milyonunun ruhsatsız olduğunu açıkladı. Yine İstanbul'da bahçeli evlerde de gece yarısı tekel bayisi basan bu yüzü maskeli saldırgan da dükkan sahibi Tayfun K'ya ateş edip kaçtı. Kurşun yüzünü siper ettiği eline isabet etti. Polis olay yerinden aracıyla kaçan saldırganın peşine düştü. Bir başka silahlı saldırı ise Beyoğlu ilçesindeydi. 45 yaşındaki Erhan Y, bir süre önce Ankara'da yaşayan 27 yaşındaki Ferdi Can S'den 40 bin lira borç aldı, borcunu ödemedi. Ferdi Can S, 4 arkadaşıyla birlikte 2 ayrı araçla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erhan Y'yi evinin önünden kaçırdılar. Araç içinde darp edip silahla bacağından ve omzundan yaraladılar. Sonra da yolu atıp kaçtılar. Ağır yaralanan Erhan Y kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor. Polis 5 şüpheliyi Ankara'ya dönüş yolunda Bolu'da yakaladı. Olayda kullanılan silahla birlikte mermi dolu şarjörler, av tüfeği ve fişeklerle çok sayıda sahte para ele geçirildi. 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Kayseri'de seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil bir markete daldı. İkisi çocuk, 4 kişi yaralandı. Direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otomobil kontrolden çıktı. İkisi çocuk, 4 kişiye çarparak dükkana daldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aracıyla seyir halindeydi Mustafa Koç. Aniden fenalaştı, kalp krizi geçiriyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaya geçidinden karşıya geçen 4 kişiye birden çarptı. Marketin kolonu durdurdu otomobili. Sürüklenen yayalardan ikisi çocuktu. Gürültü, camlar içeri girdi, mobilyalar kırıldı. Araba daha halen çalışıyor. Gaza basıyor, arabanın kontağını konuşu kapattı. Öyle durdurduk. Sürücüyle birlikte yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Mustafa Koç tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi ise sürüyor. Tamam. Yoldan çekilin. Şili 2 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alevler yerleşim yerlerine sıçradı. 51 kişi hayatını kaybetti. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine sıçradı. Şili'de orman yangını faciaya dönüştü. En az 51 kişi yaşamını yitirdi. Yaz mevsimini yaşayan Şili bugüne kadarki en ölümcül orman yangınıyla mücadele ediyor. Yangın 2 gün önce turistlerin tercihi olan sahil bölgesi Valparaiso'da çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler kısa sürede bölgedeki yerleşim yerlerini sardı, evler, otomobiller yandı. İtfaiye ekipleri ve ordu kasabalarda yaşayanları tahliye etmeye başladı.
Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangın nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti, tüm kaynakları kullanacaklarını söyledi. Yangın 3 şehre doğru hızla yayılıyor. Arama kurtarma ekipleri afet bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor. Faciada şu ana kadar 51 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının daha da artmasından endişe ediliyor. İçişleri Bakanı 2 gün içinde 43 bin hektar alanın küle döndüğünü açıkladı. Şimdi ara zaman. Efendim, Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yeni dizimiz Kirli Sepeti'nin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi cennetin, ezilir yanlar için bir başkadır.